Bakın ben şimdi bugün isim vereceğim. Mesela Koç Üniversitesi'nin olduğu yer. Tamamen dört dörtlük bir ormandı. Evet. On yaş grubu üzeri ormandı. Ve burası ile ilgili benim savaşım var. Ve orada on yaş grubu üzeri ağaçlar kesilmiştir. Ama o zaman da çevreciler çok ağır eleştiriler yönettiler. Vallahi kimse benim yanımda yer almadı. Ben o zaman yalnız kaldım. Yani ve, bütün gazlerde orman katliamı yapılıyor çok Ve çok, çok enteresan. Eleştiriler geldi o zaman. O zaman o üniversite yapılamazdı. Bak o üniversiteyi yaptılar. Ve bunlar çevreci geçinenler güya oranın patronajını üstlenenler de o üniversiteyi oraya yaptılar. Ben cezaevindeyken dönemin Cumhurbaşkanı bunu engellemek isteyenler şimdi nerede dedi. O konuşma durur şeylerimde hala hatıralarımda. Ve biz davayı devam ettirdik. Sonunda devlet kazandı ve şu anda burası bizde. Şimdi alacağımız ücretin mahkemede mücadelesi sürüyor. Fakat çok enteresan. Bakın şimdi burayı ister istemez okumak durumundayım. Şu anda elimde benim bir metin var. Bu metin bu üniversitenin rektörü tarafından gönderilmiş bir metin. Değerli öğrenciler, şehirdeki olağanüstü durum itibariyle bu hafta sonu verilecek olan sınavlara katılamayacak bütün öğrenciler sağlık raporu getirmeksizin önümüzdeki günlerde açıklanacak başka bir tarihte telavi, telafi sınavı alabileceklerdir. Selam ve sevgilerle. İsim ve rektör. Şimdi Zekeriya Köy Nire, Taksim Nire. İki, bu okulun öğrencilerinin ciddi bir kısmı yatılı. Şimdi bu yazıdan ben farklı şey anlıyorum. Bu nedir? Yani siz bu eylemlere katılabilirsiniz. Bu bu demektir. Çünkü aynı şeyi Ottü'de Ankara'da yaşananlarda gördük. Aynı şeyi maalesef Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde gördük. Burada bir defa üniversite yönetimlerinin de öğrencilerine hakim olamayışları noktasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Olay farklı yerlere bu şekilde çekiliyor. Şimdi olması gereken eğer bir demokrasi mücadelesi ise demokrasi mücadelesi sandıkta verilir. Demokrasi mücadelesi meydanları yakıp yıkarak, kırıp dökerek verilmez. Yakıp yıkmak olsa haklısın ama efendim. En son